Şimdi yemeğimize geçiyoruz. Şu tabağı alabilir miyim? Vereyim tabağı Sos sos. Getirelim. Yoğurdumuzu alıyoruz. Önce sıvıları karıştırıyoruz. Malzemeleri getirelim ekrana. Ne Önce yapıyoruz? Önce malzemelerimizi. Çıldırımın içinde neler var? Yoğurdumuzu koyduk. Zeytinyağımızı. Peşinden yumurtamızı. Önce sıvıları kırıyoruz ki karışım homojen olması açısından Evet, tuzumuzu bu ee, tuzlu bir ee, tuzlu servis ediliyor. Yani tuzların yanında da servis ediyorsunuz, çayın yanında servis edebilirsiniz. Evet. Belki bir et yemeğinin yanında da olabilir, değil mi Sevap? Evet. Bir çay kaşığı, biraz daha fazla koyalım tuz. Baharat çeşitleri size kalmış. Hangi baharat istiyorsanız ama olmazsa olmaz biliyorsunuz ki pul biberimiz. Toz, karabiberimiz, baharatlar da yemekte olmazsa olmaz biliyorsunuz tamamıyla. Fesleğen olabilir, nane olabilir, kekik olabilir. Bunu da yapıyoruz ve bunu bir hemen karıştırıyoruz. Devamında ne yapıyoruz? Peynirimizi getiriyoruz. Önce yoğurdumuzu, yağımızı, yumurtamızı çözüyoruz. Çözmemiz gerekiyor bunu. Peynir ne peyniri? Kaşar mı, beyaz peynir mi, lor Hafif mu? Hafif peynir kullanıyoruz. Ee, yağsız olursa daha hoş olacaktır. Lor Biz peynir lor kullanıyoruz ama karışık da olabilir. Başta anlatmış olduğum gibi kişilerin tamamıyla bulunduğu ortama, ev ortamına, iş ortamına göre ürünleri değiştirebilir. Evet pürüzsüz bir hal aldıktan sonra ne yapıyoruz? Unumuzu katıyoruz. Tam buğday unu olabilir, kepek olabilir, mısır olabilir. En çok yakışan da tam buğday veya mısır diyoruz. Bunları mısır unu da çok güzel oluyor evet. değil mi? Mısır evet. daha kıtır kıtır oluyor. Yani irmiği andıran bir görüntü olacaktır. Evet bu da hazır. Sıra geldi. Ne kadar kolay yapılan bir lezzet. Bunda bir tek yani elinizi tutan bu sebzeleri yıkanması olacaktır herhalde değil mi usta? Evet önceden yıkayıp hazırlamak gerekiyor. Peynirimizi birazcık sirkeli suyla yıkamalarını tavsiye ediyoruz bu dönemde. Hı hı. Peynirimizi de aldık. Bunu da karıştırıyoruz. Ve sıra geldi üstüne yeşilliklerini ilave etmeye. Telimizin görevi burada bitiyor. Ve telin yerine ne yapıyoruz? Yine bir kaşık alıyoruz. Evet. Tamamdır. Bunu da veriyorum. Bir bez alabilir miyim şuradan? Olmazsa olmaz hijyen değil mi? Bunu veriyorum. Haber. Taktamı alıyorum. Taktamı ver bana. Evet burada şimdi ne yapıyoruz? Doğrama tekniğini gösteriyoruz. Pırasalarımızı böyle ortadan ikiye kesebilirsiniz. Dörde kesebilirsiniz size bağlı. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olacaktır. Eğer isterseniz blenderdan da çekebilirsiniz. Dereotu var, maydanoz var, taze soğan var, pırasa var. Yani ha, aslında... Havuç rendesi de olabilir içerisine. Yakışan ürünlerden... Has, Evde ne varsa... Has bahçe dediğimiz ürünleri yapabiliriz. Evet, sayın hocam bunu da hemen karıştırabilirsiniz. İsterseniz bunu halka halka doğrasınız. Hı hı. Bu tamamıyla doğrama tekniği size bağlı. Ama ne kadar küçük doğranırsa o kadar iyi olacak. Evet, değil mi usta? evet. Daha homojen olacağından dolayı lezzet ayrımı olmayacaktır. Lezzetler birbirine girmiş olacaktır küçük doğradığımızda. Bunu da attık içerisine. Bunu da atıyorum ve hemen biraz ıspanak alıyorum. Ispanağı eğer saplarını doğramak istemiyorsanız şöyle birazcık alırsınız. Ama bir dakika. Sakın ıspanağın saplarını da doğrayınız. Çünkü en besin değerli olan yerleri orası. Sakın atmayınız. O zaman ince do ince doğramak gerekiyor. ne kadar ince doğrarsanız e, sapını daha iyi pişecektir. Pişmesi de önemli. Tabii içinde kaybolacak değil mi? Ne evet. kadar ince doğrarsak. Maydanoz dereotu blenderdan da çekebilirsiniz demişti. Bu bağırsakları da çalıştıran çok güzel bir malzeme oluyor. Ustamın yaptığı şey. Çok güzel pırasa, çok güzel bağırsak çalıştırır. Ispanak dediğimiz şekilde yeşillikler bağırsaklarını da çok güzel çalıştırır. Aslında evet. mesela diyet falan yapılıyorsa, e, diyet yaptığı zaman değil mi hocam? Evet. İçerisinde çok az un olduğu için. Evet çok e, güzel olur. Yani börek Bir de, ununu, bir de yiyebiliriz. Bu, tam buğday unu kullanırlarsa daha güzel olacak. Tam buğday evet. evet. Çavdar unu olabilir, yulaf unu olabilir ustamın dediği gibi. Hepsi çok sağlıklı olması açısından Şefim çok. Şefim nasıl pişireceğiz bunu? Bunu hepsini karıştırıyoruz, yağlanmış olduğumuz fırın tepsisine ve borcama dolduruyoruz, yani te düzeltiyoruz. Tepside de oluyor. Tepside de olur, borcamda da olur ve 170 derece fırına veriyoruz. Ortalama ürünün yüksekliğine göre 30 lira 20 ile 30 dakika arası Pişirip. pişiriyoruz. Peki, ee, yine fırın sıcak olacak. Evet. Ee, az pişmiş çok pişmişlik tamamıyla kişilere bağlı. Bazıları yer etmişmiş ister. Çünkü yeşillik olduğundan dolayı. Evet. Taze soğanımız da hazır. Evet. Bak kokular geliyor fırından. Acaba evet. oldu mu? Bakalım mı? Tamam, ne bakalım. dersiniz? Bir fırımıza. <laughs> Bakın ürünümüz kabardı. Kızarmaya başladı. Bir 10 dakika daha ister. Ürün görüyorsunuz %50 kabardı neredeyse. Biraz evet. daha kabaracak. Bu tamamıyla 5 çayında, 3 çayında, öğlen yemekten sonra ve yemekte Yenebilecek hafif güzel bir tatlı. Üzerini de ne yaptık? ...pırasayla e, ve diğer yeşilliklerle bütün Süslediriz. süsledik. Peki harika. Yani bunun üzerine havuç süslemesi de yapabilirsiniz. Dekorasyon tamamıyla size bağlı. Zahit. Bir 10 dakika sonra, 15 dakika sonra yemeğimiz tamam. hazır. Tamam. O zaman fırında olsun. Böreğimiz de pişiyor. Şey çevirirken bize haber verin. Tamam. Fırından kokular evet, yükseldi... Evet. Yemeğimiz pişti. Evet. Alıyoruz yemeğimizi. ...has bahçe dediğimiz. Kızartılmış bir yemeğimiz buyurun hazır üzerini süsledik ve hemen ne yapıyoruz bu arada kızarmış olan böreğimizin üzerine bir kapak alıyoruz Şey tabak tabağımıza çeviriyoruz. Ürünümüz hazır. Vay, vay vay evet vay, böreğimiz vay. hazır yemeğimiz hazır Has bahçede has güllerle beraber <laughs> evet. yemeğimizi yiyelim. Ama doğru olan nedir en az 10-15 dakika bekletip servis yapmamız lazım Öyle değil mi? Doğru. Hamurlaşmaması için her iki yemeğinde hem şeklin düzgün olabilmesi için hem yerken rahat yenebilmesi için hep dediğimiz olduğum bir şey var 10 dakika maksimum ürünün beklemesi gerekiyor kendine gelmesi gerekiyor tatlımız hazır tava böreğimiz hazır çıldırım dediğimiz veya has bahçe dediğimiz sebzeli yemeğimiz hazır afiyet olsun Sefa şefim bir şey söyleme yemin ediyorum bunun böyle bu kadar kabaracağını hiç tahmin etmedim bak tavada yapacağım artık Ama senin dediğin gibi havalı havalı koyacağım Evet. evet. son dokunuşları yapacağım bu, Burada ne kadar havalı olduğunu bir göster ustam şöyle. Bakın ah, sevgili ah, seyirciler ah. nasıl havalı. Görüyorsunuz. Sefa sabırlı şefim çok teşekkür ediyorum. Po... Sevgili doktorum Feridun Kunak çok teşekkür ben de ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bakın. Ah ah, pofidik pofidik Allah'ım evet. ya. Şimdi kesmek istemiyorum çünkü bu dediğim gibi Kesme. soğuduktan sonra keserseniz kesmek daha rahat kesilir. Kesmek istemiyorum, kesiyor. <gülüyor> <gülüyor> Vakit yok diye. Evet. <laughs> Bizden bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum konuklarıma. Sağlıcakla. Ee, tarifi kaçırdım izleyemedim. Ay Feridun Kuna Kuna hocamın çok güzel reçeteleri vardı göremedim derseniz YouTube Nur Viral'le hayatta her şey var da tekrar var. Öpüyorum sizi.